Herkese merhaba, bendeniz. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Chanel'den Coco Eau de Parfum yorumlarımı paylaşacağım. Bu bana Sevgililer Günü'nde İlhami'nin hediyesi olarak geldi. Aslında Number 5 almasını bekliyordum ancak Coco geldi. Benim için de yeni bir parfüm oldu. O yüzden ilk görüşlerimi sizinle birlikte paylaşmak istedim. Video başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve yanındaki zil butonuna basmayı unutmayın lütfen. Düzenli olarak her pazartesi ve cumaları saat 18'de video yüklüyorum. Böylece onları kaçırmamış olursunuz. İsterseniz hemen başlayalım. 1980'lerde üretildiği için aslında birçoğumuzun burnu bu kokuya aşina. Birçok insan tarafından hala imza parfümü olarak kullanılıyor. O yüzden ister istemez bu kokuyu bir yerlerde işittik. Kesinlikle modern değil, tam tersine klasik ve oryantal bir koku. İçerisinde tüm çiçeksi notaları barındırırken aynı zamanda odunsu ve sıcak bir koku. O yüzden aslında birçok mevsime uygun ve birçok insan için de imza parfüm olarak kullanılabilecek bir koku. Bu parfümün içerisinde gerçekten yok yok. Tüm notalarını yazmaya kalktığınızda bir sayfayı bulabiliyorsunuz. O kadar fazla içeriği var. İçerisinde portakal çiçeği, bulgar gülü, mimoza, yasemin, yılan yılan gibi taze, çiçeksi, fresh kokuları da barındırırken aynı zamanda vanilya, tonka bin, bal, sandal ağacı, amber, mis kedisi salgısı, musk, kişniş, tarçın gibi yoğun, baharatlı, odunsu ve tatlı kokuları da barındırıyor. Eğer çok fazla taze, fresh, temiz kokan kokulardan hoşlanıyorsanız bu parfümden hiç hoşlanmazsınız. Tam tersine sıcak, aromatik, baharatlı kokulardan hoşlananlar için bu parfüm. Bu parfümün yoğunluğu içindeki çiçeksi notalarla çok güzel dengelenmiş halde. O yüzden gündüzleri de bunu çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sadece akşam kullanılması ya da sadece kışın kullanılması gereken bir parfüm değil. Pudramsı bir koku da olduğu için gündüzleri de bunu çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Her Chanel parfüm gibi bu da çok kalıcı bir parfüm. Sadece 2 fıs sıkmanız yeterli. 3. fıs fazla bile gelebilir. Hem bütün gün siz bunun kokusunu alırsınız hem de çevrenizdeki insanlar bunun kokusunu alır. Gayet kalıcı, yoğun, sıcak, güzel bir koku. Üstünüzde kaldıkça güzelleşen ve değişen bir koku bu. O yüzden bunu ilk sıktığınızda önyargılı yaklaşmayın. Çünkü ilk sıktığınızdaki kokuyla üstünüzde kalan koku aynı olmuyor kesinlikle. Dediğim gibi bir liste halinde çok uzun bir notaları var ve o notaların oturmasına izin verin. O notalar bir kendilerini ortaya çıkartabilsinler. Gerçekten ilk sıktığınızda kişniş kokusu, üst notası gereği ortaya baskın çıkarken oturdukça o alt notalarındaki amber, sıcak vanilya kokusu, sandal ağacı, misk, musk gibi kokular ortaya çıkıyor ve gerçekten çok güzel bir parfüm haline dönüşüyor. O yüzden ben bunu ilk sıktığımda hiç beğenmemiştim. Ancak üstümde kaldıkça gerçekten aşık oldum bu parfüme. Çok güzel kokuyor ve hatta bir gün sonra bile üstünüzdeki koku gerçekten bambaşka, harika bir koku oluyor. En azından benim tenimdeki koku ve kıyafetlerimdeki koku o şekildeydi. Chanel Coco Eau de Parfum kadını, kendini tanıyan, kendini çoktan oturtmuş, ayakları yere basan, cesur, kendi kurallarına göre yaşayan ve o şekilde mutlu olan, hayatı çözümlemiş bir kadın. Benim de Chanel Coco Eau de Parfum hakkındaki yorumlarım bu şekildeydi. Siz daha önce bu parfümü kullandınız mı? Sizin yorumlarınız nelerdir? Aşağı yorum olarak yazarsanız sevinirim. Ve en sevdiğiniz Chanel parfüm hangisi? Onu bana yazarsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.